Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın, günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, evdeki eşyalarla çok iyiyim. Ay, o dünkü videomda evimin halini gördünüz, darmadağın. Normal öyle olması. Valizi oraya, banyoya koy, onları koy, poşetleri koy, bunları koy. Dün ama dün kırkladım evi. Ondan sonra kendimi. Dışarıda bugün Antalya'mız güneşli ama soğuk. Yani güneş var da soğuk. Şu limonlu suyumu içtikten sonra kalkayım. Kahvaltımı yapayım. Bugün ne yapacağım? Dün pazara da çıkmıştık. Sağ olsun kızım hemen pazarlıkları koydu. Dün 3 posta çamaşır yıkadım. Şimdi de hala balkon perdelerini yıkıyorum. Dün yetiştiremedim. Halı malı çıkardım, şey yaptım, yoruldum. Berincim de dedi, anne dedi, hiçbir şey yapma dedi, sağ olsun yavrum. O yarın gelir dedi, ben dedi yaparım dedi, bir şeyler dedi. Çok yoruldum, kalacaktı da git annem git dedim. Onun da evde bir sürü işi gücü var. Yemek yapacak. Çoluk çocuk, koca, benim gibi tek başına değil ki. Ben hiç yani yemek yapmasam da oradan bir yumurta kırı ye. Dedi, bugün uğrayacak herhalde. Büyük ihtimalle öğlen sonumu gelir. Ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Ebru'cuğumu da gittik. Ziyaret ettik. İyi oldu. Sersemletti zaten o yol bana, beni dedim ya. Hiç durmadan 1,5 saat yol orası, 1,5 saat yol orası, 3 saat. Bir de dönüş 4,5 saat. Durmaksızın. Bir de ben böyle sıkıntılıyım. Uzun süre arabada durdum mu, kıpırdayamadım mı, geliyorlar bana. Elimde değil. Daral geliyor. Ben hiç aralık vermeden, çünkü geç kalacağız, geriye döneceğiz. İşte bir kar şeyine maalesef olmadı ama önemli değil. Zaten gidecektim ben. Kendim de gördüm Evrucuğum'u, iyi oldu yani. Gözümle de gördüm. Yani o normal üşütmeyecek dediğimiz gibi yazdınız söylediniz. Ebru büyük ihtimalle zaten videolarında söylüyordur. O gün video atmayacaksa diyerekten o bilgisini veriyor kesinlikle. Çok iyi aklıma getirdi bunları. Limonları sıktık ya, beğenlendi. Beğen sıktı da ben doğradım. Kabuklarını poşete doldurdum. Tabii iyice yıkandı. Buzluğa koydum. Oradan çıkarıyorum. Böyle içiyorum. Hangini içeceğim? Önce onları tüketeyim de ondan sonra Ebru'cuğumun verdiğini içeyim. Onları da bugün ikinci gün, yarın güzelce bir kavanozun içine Ebru ayıkla dediydi anne. Dikenli yerlerinden koy dedi. Sabahları işte de hangini içeceğim? Bir gün onu içerim, bir gün onu içerim. Yapacak bir şey yok. Üst üste hepsini birden içemeyeceğime göre. Kızım ne yapacak acaba bugün onu da bilmiyorum. Gelsin bir bakalım. Önce bir kalkayım ben, bir karnımı doyurayım. Ondan sonra düşünürüz. Kahvaltımı yaptım, ettim dedim öğlen sonuna doğru. Yarın gelir diye. Annesine yemek yapmaya geldi. Evet. Ney? Ne? Ben de ne söylerim ya. Mantar dolgulu antrikot yapacağız. Antrikot. Evet. Adam yine et yiyecek. Evet. Bakacağım. Şu iyi mi ki? Ha, iyidir. Dur, ama o da çok mu büyük elinde? Yok, bu bir şey. Ya hepsini açtırdım ben onların da. Al. Ağzını şey, bir yere sen sert bir şey açmışsın herhalde. O yoğulmuş. Anacığım. Ben de sana soğanları, sarımsakları soyayım mı? Olur. Ben de şu mantarları yıkayayım. Şöyle. Ha, 2 tane yeter mi sarımsak? Var da burada. Ha, yeter mi? Zaten mantarı az yapacağız ya. Onda 2 tane etlerimizi
tatlandıralım. Sonra vereyim mi bir kap? Yok, onun üstüne alır alır şey yaparım ben. Tamam. Şimdi içelim malzemelerini de sonradan. Şimdi efendim, şimdi antrikotumuz var bizim. Çabuk pişen bir et. Biz bunu kasapta açtırdık, dövdürdük. İncelttirdik yani. İçine mantar, yani iç dolgusu mantar, kremalı mantar yapacağız. Mantar, soğan, sarımsak, krema, tuz, karabiber kullanacağız. Efendim aynı şekilde etlerimizi de tatlandıracağız. Ona da böyle tuz, karabiber ya da siz artık işte acı ya da baharat ne seviyorsanız, evet, onunla da tatlandırabilirsiniz. Hem mantar hem et. Evet, hepsi aynı anda. İkisi, evet, aynı anda. Mantarımıza krema da koyacağız. Lezzet bu olur. Şu yeter mi diye bakıyorum ama şimdi mantar da şeker. Evet, ama bu içinde ne kadar sarar bilmem. İşte o içine bizim etlerimiz biraz büyük. Azıcık daha küçük olsa. O başka bir şey. He. Bu başka bir şey. O buna lazım değil. O zaman lazım değilse. Ben yıkayayım, mantarı kavurayım anne. He. Sen kalanı zaten seviyorsun. Ha, aynen aynen. Ya. Sabahları yumurtalı yaparım. Olur sana. Hepsini. Yetmezse kavuruyorum canım. Ha, tamam. O da olur, fark etmez. Onu yıkadık. Tepsimizi için çiçek yağlı mı? Evet, hafif bir çiçek yağı. Alır herhalde, değil mi? Soğuk kapı. Yok, tepsi değil. Ben şey kavuracağım sanırım. Tencere, onu da koyayım mı? Koy, koy. Onu koy anne. Altını aç. Soğanlar kavrulurken ara yerde mantarları doğrarım. Yeter mi öyle mi? Yeter, kavuracak kadar. Soğanı, mantarı şöyle doğramaya başlayayım. Bizim hayal kırıklığına uğramış mı? Okuydu benim. Şey, Evet. Uğradı, onu değiştireceğiz işte. Oradayken aldım dedi. Oldu dedi. Eve geldik, vazgeçti. Ne öyle? Elcim boksaydı benim. O neydi? Boksa gidiyor ya. Canım onu biliyorum, ben köyden geldi ya. Ha, sen diyor de kickboksaydı beni diyorsun. Hayır yani. Hayır, bu iyi mi annem? İyi annem. Köyden geldi, evet. Şey, zaten oraya gittik, biliyorsun. Rahatsızsın, kalma dedik. İsmail de orada kalacağı için hemen gözleri bir devirmiş. Aynen. O gün akşam, ondan sonra... Kal deyince de sırıtıyor. Kal deyince sırıtıyor, gülücükler açtı. Gene eve geldi. Şey, hemen böyle hasta moduna... Girdik. Anneye şey, nazlar. Niyazlar. Niyazlar, aynen. Kickbox eldivenimde de işte oradayken baktık, 6 oz diye alınması gerekiyormuş. 2-3 yere baktık, 6 oz yok. Eyvah eyvah. 8 oz var. Bizi de orada sağ olsun, orada yetkili çalışan bir personel dedi ki, bu dedi 6 oz dedi, olduğuna bakmayın dedi. Ya da 8 oz olduğuna bakmayın. Kickbox eldivenlerinde kiloya göre dedi, değerlendiriyoruz dedi. Elcinin kilosu da 8 oza yetiyor. Neyse orada denedik. Tamam oldu bu dedi. Evet. Eve geldik, giydi anne. Bu bana büyük geliyor, bu bana şöyle geliyor, bu bana böyle geliyor. Ya çocuğum etme eyle. Bak oradayken böyle yaptık. Hayır, istemem de istemem. Eldiveni işte şey yapacağız, onu iade değiştireceğiz. Babası ilgilenecek o konuyla. Ama elcinde hep böyledir. Pantolon almaya giderim, ayakkabı almaya giderim. Oldu mu çocuğum, hatta 200 sefer denetirim onu orada bak. Biliyor mu onu? Evet. Eve geliyorum her seferinde, ne zaman pantolon alsam, artık pantolon giymiyor zaten. Ya da eşortman, almıyorum ben ona. Kızdırıyor beni. Ayakkabıyı orada giydiriyorum, eve geliyorum. Bu ya sıkıyor, ya da bol der. Var. Biz mutlaka ne ayakkabı alsak, ne pantolon alsak, ben bir kere daha değişime gitmişimdir. Hepsinde ama. Abartısız.
bilmiyorum. Aslında başka bir şeye gitseydi ya. O kickboks ne işe yarayacak ona? Kickboksu şey anne. Orada sınıf arkadaşları. Kesin var değil mi? Var var. 2-3 tane var. Ona gitmek istedi. E dedik hadi biz de kırmayalım. Götürdük başladı. Bakalım bin bir heves. Karate marate desen hadi kendine bir savunma şeyi. Ya sen öyle diyor. Sabahtan hasta olan çocuk şurubunu içti. Kendine geldi. Akşam ben kickboksa gideceğim. E çocuğum sen Allah hastasın. Allah. Bugün dinlen. Yok gitti ya. Aman. Gitti. Sonra tabii oradan gelince gene evde hasta oldu. Hasta. Ya hasta mıydı? Evet hastaydı. Öksürüğü vardı. Öksürüğü vardı. O çalma otundan işte. Ha evladım. Bunu yazayım ben. Dur. Öğrendin mi? Sen ben de nasıl öğrendin? He. Engin orada köydeyken görüntülü aradı beni. Hı-hı. Dedim anneciğim teyzen ottan içirdi mi dedim. İçirdi dedi. Neymiş çocuğum o otun ismi dedim. Çalbadır bana. Engin ben öğrendim biliyor? Ben de. Oradan getirdi çalba otu gerçekten çok işe yaradı. Faydasını gördük. 2 gündür 3 gündür İyi mi? İçiyor. İyi sen de iç. Yani öksürüğü gerçekten şey yaptı. Bu buradaki herhalde balgamları. Aa, dur bakayım yarın ben de ondan içeyim. Bugün hadi sen o limonlu sudan yaptın. Hı-hı. Hangi birini içeceksin? Ha limonlu, ha hep durmadan bir çalba, bir limonlu suyu, bir bilmem ne. Ya şey yarın yapma, böyle mesela çalbayı da her gün içme. Hı. Haftada 2-3 sefer iç. Evet. Ya da o 15 gün üst üste iç, ondan sonra bir ay ara ver. Şunun içine biraz taşıyacağım sana mı? Değil mi bunun yağı? Bak. İyi değil mi? İyi, iyi. İyi, iyi. Şimdi mantar da onu sulandırır zaten. Çalgı. Yazdım hemen. Sonra ne olursa unuturum. İçiyorsun da ne içiyorsun? Adını bilmiyor. Ama benim de aklıma geldi. Düşünüyorum yok. Sarımsakları da attım içine aynı anda attım. Çalma çuva. Bunun içine mi attın? Ha, abi yapalım. Ha, iyi yapmışsın. Mantar da doğrayınca çuvalı. Bu tencereye girince kalıp küçücük. Aha. İşte suyunu saldır, çek. Kaçta kalktı evliler? 10 gibi. Ha, bayağı oturmuşlar. Aha, oturdular işte yemek falan yedik. Mısır falan patlattık derken vakit geçti. Ya zaten şey yaptılar hani aslında geri saatlerine göre çok da uzun oturmadılar ama saat geç oldu. Kaçta geldi onlar da? Kaçta geldi herhalde bir 6 gibi mi geldiler? Evet. 6-6.30 gibi geldiler. Dün benim ev dandikti gördüğünüz gibi bir de pazara çıktık geldik. Ben de temizlik yapacağım diye çağırdılar beni Beringer'i alalım dedi. Dedim yatacağım erkenden. Evet annem bize eşlik etmedi. Ama yoruldum dün çok ya. Evin halini gördün ya. Aynen. Bak hala şimdi makinede son perde var. Dün onları yetiştiremedim. Ha bir de serneye yer yok. 3 posta eti kütürlü yıkadım. Valla benim de makinede çamaşır var. Onun için yoruldum derim hadi. Gel bir erken yatayım. Kısayım altını. Fark etmez. Çuvalacak zaten. Biraz kullanmayacak. Bir de. Şimdi biraz sıvı yağ döktük. Hemen baharatlayalım. Karabiberle tuzu indirdim bak anne. Tamam o orada. Ben şuradan şey yapacağım. Ne yapacağım? Azıcık kimyon alayım. Biraz kekik. Şöyle çok fazla kırmızı toz biber. Kekiğin falan var mı evden anne? Var. Biraz kırmızı toz biber. Etimizi tatlandırıyoruz. Bu eti hatta bir gün önceden bu şekilde sosa yatırıp koyarsanız
Ertesi gün daha da lezzetli olur. Daha da yumuşak olur. Evet. Şöyle biraz da kekik. Bak mantarlar indi mi? İndi, indi. Azıcık da tuz. Şimdi ben bunu elimle... Ya canım elimizle mecbur yemeklerimize, her şeyimizi ellerimizle şey yapıyoruz. O yüzden kusura bakmayın, elimizle daha sonra yıkıyoruz zaten biliyorsunuz. Evet. Onunla ilgili çok... Ya onu çok herkes söylüyor. Yani şimdi elinle. Ya elinle derken bir patatesi bile soyarken mecburen elini alıp soyuyorsun. Yeşilliği soyarken. Yeşilliği doğrarken, ne bileyim, hamur yoğururken. Evet. Pişi ya da ne bileyim börek yaparken mecbur. Mecbur tabii. Elinizle yapıyorsunuz. Bu biraz kalın olmuş. Kasap, ah kasap. Ama pişer dedin sen bunu. Pişer bu şey yumuşak çok pişer. İstersen üstüne kaşıkla dök öyle elinle yayır. Öyle rahat alamıyor musun sanki yani? Alayım. Eklerimizi de tatlandıralım şöyle. Hepsini. Bu suyunu çekecek değil mi anne? Evet, o suyunu çekecek. Ona daha sonra krema, tuz, karabiber atacağız. Oh! Açayım altına. Kafam takıldı telefon faturama. Ben diyecektim de sen derdin. Hayır, şimdi bak hala şey, kafam orada, beyin orada. Burada tamam yapıyor da, ya az değil, aşırı yarısından fazla fatura geldi bana. Tabii canım, ne demek o? Üç katı gelmiş ki. Üç katı geldi yani. Şoklardayım. Evet, aynen, tam üç katı fatura geldi. Onu söyledim Berne de, işte az önce... Başlamadan oturduk, bir Türkseli, Mürkseli aradı. Öyle dedi, böyle dedi. Anlamadım, gitti. Ya tamam. Annemin mobil ödemesi açıkmış aslında. Biz onları iptal ettirdik. Ama tabii, etmemişler. Onu bilemeyeceğim. Ya bir Türksel bayiliğe gideceksin. Öyle olacak. Evet. Ödemedim artık. Biz normalde aradık, iptal edildiğini söylediler. Neyi bekliyoruz? Mantarımızın suyunu çekmesini. Başıma ağrı girdi. O akla nasıl yakada düşür, aklımdan çıkmaz. Huyum da derman. O şimdi doğru şeye giresiye kadar aklımdan çıkmaz. Buluyor beni böyle şeyler. Titizleniyorum ya şeyin, ev sahibinin yüksele dediği gibi. Ay. Yükselden dedim, Yüksel buradayken. Köye gideceğiz. Dedim ben hani mecbur kalınca ben gidiyorum tabii ki. Kirayı vermeye. Yüksel nasıl gülüyor? Dedim oğlum senin dedim burada yakalamışken köye gideceğiz. Git dedim şu kirayı ver. Yüksel güle güle geldi. Berin söylesin ne demiş. İyi ki gitmemişim zaten. Babası oradaymış. Ne psikopat bir... ne psikopat bir kayınvalidem vardı. Hiç de öyle değil. Eğilse de şimdi adamına göre değil de... Sen şimdi beni kızdır. Ondan sonra benden ben sana bir şey... Benden güler yüz bekle. Güler yüz bekle ya da... kibar darbanmanı bekle. Öyle bir şey mi? Kedi bile çok sıkıştırsan ne yapar? Tırma. Aynen. Çok psikopat kayınvalidem var demiş. Yüksel nasıl gülüyor? Allah nasıl gülüyor? Dedim hiç de öyle değilim. Yani çocuklarım biliyor, damatlar biliyor beni. Sen beni delirtirsen benimle dalga mı geçiyor? Neymiş, beni kızdırmaya çalışıyormuş. Ondan sonra psikopat oluyor. Anne sen de kızınca çok sevimli oluyorsun ama. Öyle mi diyorsun? Ondandır ben. Kızınca sevimli oldun. İyi ki de Yüksel'e denk geldi ki Yüksel götürdü. Bak kendisi oradaymış. Yüksel de benimle dalga geçiyor. İyidir diyor. Ya onlar da iyi de işte annem böyle insanlar hani samimi olup şey yapınca böyle sataşırsınız ya birbirinize tatlı atışmalar.
Adam tabii annemin ters bir zamanında öyle bir şey yapmak istiyor herhalde. E canım sen benim saatimi söktürürsen benden ne bekliyorsun? İyi yaptım. Öyle ondan sonra adım çıkıyor psikopata. O psikopat görmemiş o. O benim psikopat halimi görmemiş. Ya bunlar iyi görünüyor. Bunlar evet. Ev sahibi. Bulmuş benim gibi ev sahibini. Şey kiracıyı pardon. Alem verdi sana. Hem de ne vallaha. Evet biraz tuz, karabiber. Başka baharat istiyor mu annenin için? Yok ben istemem anne. Zaten mantara sadece tuz alsan yeter. Zaten bunda da var ya dışında da. Var. Hı. Azıcık karabiber. İnsanı çat tasaya kadar uğraşıyorlar ondan sonra psikopat. Mantarımın suyunu çekti efendim. Annem bu konudan uzaklaştı. Şöyle biraz krema veriyorum. Böyle hemen 2 yemek kaşığı kadar falan. Tabii bu mantarın miktarına da bağlı. Yani. Şöyle çok mantar kremayı çok öldürmeden hemen şöyle 1-2 kaynadımı altını kapatıyorum. Şimdi soğumasını mı bekleyeceğiz? Yok, gerek yok. Yani. Gerek yok mu? Soğusa da iyi olur da. Yani sen bilirsin yani. Olmazsa biraz alevini aldıralım. Tamam. Kendimiz saramayacağız bu sefer. Yani olur. Sıcak ondan dedim ben. Bir kahve içeriz biz de bu arada. Tamam. Mantarlarımız soğurken kahvelerimizi içelim. Aman güneşe baksana. Güneş var ama hava soğuk. Tabii canım hava soğuk. Ellerine sağlık. Bak şimdi kızım. Bak şimdi bak can dur. Kontrol etmem lazım. Ben nasıl ediyordum? Ha şöyle. Niye çıkıyorum ki geriye ben? Artık kafaya takıldı ya. Bak şimdi. Ne yaptı, ne dedi anlamadım ben. Senin elinde şey varmış. Ne o? Onların verdiği ödül varmış, onu kullandım. Hayır be anne. Evet. Oyu yeniden açalım. Bak şimdi, yo bak aldı işte gördün mü? Bak. Dur oyuna geri dön. Ya ne yapıyorum ben ya? Anne sen elindeki şeylerden mi? Bak. Dur. Ha değil. Yok canım evet. Yeni pakete. Tamam bak sana mesaj geldi. Dur bakayım. Oraya girdin ya. Ha dur bakayım kaç. Nerede o mesaj? Ya bu nereye giriyor gene? Kendi kendine telefon da kafayı yedi. Hiç dayanamıyor ki bir bekleme bir bassın zaman bir dur. Ha şu. Ha. Hayır bu değil. Buraya gelmedi mesaj. Senin o mesaj nereye geldi? Şimdi şu ne? Kullanımını dayanamıyor. İnceledim. Geldi sana bir şey geldi. İşte tamam gelenler hepsi buraya geliyor annem. Başka yere gitmez. Hayır mesaj değil de. Bu bir mi? Acaba bu bir mi? Aynen. Bakayım bir. Eski o. Geçen annem vardı. Eski. Sen biraz önce bir yerlere bastın çıktın. Takip edemedim seni. Geldi oraya bir şey. Tamam mesaj kutusu onlar annem başka yere gitmiyor. Hayır mesaj bildirim gibi bir şey geldi. Acaba bankaya mı yönlendirecekti seni? O yani direkt oraya basıp niye buraya girdi bu? Çık bakalım şuradan. Çık bakalım buradan getir. Annem ve oyunları.
Çıktım burada. Yok yavrum, oralara gelmedi. Hayır yok, acaba buradan bildirim gelip acaba onu o şekilde açacak mısın diye. Teklifler, bildirimler. Bildirim. O indirimden bahsediyor. Biz kapat diyoruz. O indirimden bahsediyor. Aynen. Bize gönderdiğin faturayı şeyi kapat. Aynen. O geldi bir bildirim. Senin onaylayıp onaylamaman gerekiyordu. Bunu kullandın mı hiç? Ne yok, bilmiyorum ki onu. Kullanmamışsın çünkü. Değil mi? Böyle devam et diyor sana. Neyse anne, ben bir şey diyemeyeceğim sana. Telefon. Kapatmadı kadın onu, kapatmadı, ben biliyorum. Kapamadı onu kadın. Neyse, sağlık olsun. Ay dökülü. Kapatmasın bakalım. İki ay böyle gideriz, ne yapalım? İyi de az buz bir şey değil ki. Az buzundan değil. Benim bu takıntım hemen çözümlenmesi lazım. Bak işte yeni gelen burada gösteriyor. Aç bakayım. Eskileri göstermez. Bas onu. En son o. Tamam işte bu. İptal edilmiş. Bak gördün mü? Bak 11-20. Gördün mü? Ha, değil, eski bu da. Sileyim şunu, dur. Dursun mu? Dursun onu. Dursun mu? Tabii canım, niye şey yapıyor? O iptal edilmiş. Bu da yılbaşı şey. Datça turu değil, limitsiz. Ama iki, bir buçuk. İki gece, üç gündüz. Hmm. Bak bak, anneme tatil mesajları geliyor. Tabii. Aman oradan hep geliyor. Gittik ya bir kere ya. Hep geliyor oradan. Hmm, ya Rabbim ya Resulüm. Bunu bugün? E hepsi bugün annem. Ben burada zaten tutmuyorum. Hep siliyorum ben. Ödeme işleminiz gerçekleşmiştir diyor. Nasıl gerçekleşmiştir? Aa. Olmuyor ama ben sana bu saatten sonra geldim. Buradan gelmeden önce şey yapmıştım. Sil onu da. Dur, silme bunları, silme. $68 diyor. Gir bakayım şunu. Bu neymiş bu mobil uygulaması? Ha dur, dur, girdim, buldum. Buldum. Şunu. Ödeme kartı. He? Ama bunu yükle diyor. Hayır, yükleme. Bu bir uygulama. Bunu sana yükle diyor. Hayır, hayır, istemem öyle şey. Paysan. Aman aman. Ödeme kartı. Biz bunu istemiyoruz ki. Biz bunu iptal etmek istiyoruz. Bu neymiş anne? Dur bakayım. Paysan Mobil. Mobio TV. Şuna bir internetten bakalım. Mobio TV neymiş? Senin Mobio TV ile ne işin var? Yok, benim işim olmaz öyle şeylerle. Neymiş ben de bilmiyorum. Mobio. Bu da yaz bunu. Mobio TV. Ha, nasıl iptal edilir? Bak sen... Ha. Türksel Mobio ip... Bak şikayet var ya. Ay bu neymiş? Ben buralara girmedim ki hiç. Bak ne demiş mesela, birisi yazmış, Facebook'tan bir program indirdim, onunla birlikte nasıl olduysa Mobio TV üye olmuşum. Gördün mü? Yani sen de mesela Facebook ya da Instagram, başka bir sosyal medya hesabından bir yerlerden bir şey indirdiysen direkt seni Mobio TV'ye üye olmuşum diyor adam, bak. Ama mesaj gelmeye geldi, faturanız 100 TL'ye ulaştı, ben haberim olmadan indirdiğim programa ara sıra sıkıştırmışlar sanırım. Anında 68 TL ücret kesiyor. Aynen, bunlar, bende de öyle oldu. Bunlar şikayet şu anda bak. Tamam, anladın, nasıl mı iptal ediliyor bu? Dur, bu şey. Şuradan bakalım. Üyeli iptal şikayet var diyor. Nasıl iptal ettiğini şey yapmıyor. Bunu daha sonra buradan bakacağız anne artık. Kız bu bana her ay gelecek ya böyle. Evet, çünkü bak ben, bende de oldu aynısı. Bundan bir iki ay önce telefonum sürekli olarak 20 lira, 40 lira, 20 lira, 40 lira faturam yüksek geliyor. Bakıyorum detaylarına, mobil ödemeniz var diyor. Ama nereye ödeme yaptığını söylemiyor. Söylemiyor.
Yani şimdi ben hani buradan şeyi söylemek istemiyorum. Hangi hattı kullandığımı. Ondan sonra aradım ben müşteri hizmetlerini. Ben dedim hiçbir yere üye olmadım. Yani neden bu benden kesiliyor? Niye kesiliyor? Mesela o da detaylı baktı. Mobil ödemeniz gözüküyor ama nereye ödeme yaptığınızı biz göremiyoruz burada dedi. O zaman ben de dedim benim bütün mobil ödemelerimi kapatın. İptal edin. Ya bizimkine de etti diyor. Etmemiş işte. Ettim dedim mesela. Etmedi. Sabah aradık. ...35.44'de göndermenizi gerekmektedir. Bak hani Mobivo TV 2 yazıp 35.44'de göndermeniz gerekmektedir diyor. Ay burada Turkcellci de yok götüreyim, burada da yok. Niye söylüyorum. Kendin çekeceksin mesajı? Bak ney? Mobivo TV 2 yazıp 35.44. Mobivo. Bir deneyelim bakalım. Mobivo. Nereye çekeceğiz onu? Mobivo. Mesaj çekeceğiz. Hı, tamam. Nerede senin mesajların? Senin telefon ne kadar karışık ya. Karman şey karışık. Bulamadım, aradım bulamadım. Hı. Ha, çekmişiz işte. İptal edilmiştir diyor anne. Bak. O. Hayır, bu teminki. İlk kadın yazdığı da geldiği o. Tamam gelen işte, o. Kadın zaten iptal etmiş. Etmedi işte, ondan sonra gene ama gel diye etmedi. Ne bileyim iptal baksana, edilmiştir diyor. Baksana saate bak. Bak şimdi. Ne bileyim ben anlamadım. Yani normalde kadın işte ben iptal ediyorum onaylıyor musunuz dedi ya. Tamam ettim dedi ama sonradan. Anne seninki bu bak belki oyunla değil başka bir abonelik, o iptal olmuştur. O kadın şimdi Mobivo TV'nin şeyini iptal etti. Bunu iptal etmedi kadın. Yani senin bütün mobil ödemelerini kapatmamış yani. Sadece Mobivo TV'yi kapatmış şu anda. Anladın mı? Anladım. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bakıyorum. Bak. Bak şimdi bak. Şimdi bu şimdi geldi bu. Daha yeni düşmüş sisteme anne. Ben bunu bak böyle diyordum. Bu hangisi benim kapatma. Bunu hallet. Dur mantarlara bakalım böyle. Coştu. Tamam mı? Mantarlarımız soğudu. Kameran yamuk duruyor. Olsun. Çık kaldır. Şey. Mobil işlemi de hallettim. Aa o halloldu. Bak yüzüm gülmeye başladı. Aynen. O olasıya kadar ben artık uykuda uyuyamazdım. 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 Bu arada fırınımızı da açtım. 170 derecede. 160. Etimi çünkü şöyle saracağım. Hmm. Etin de sarması. Antrikot neydi bu be? Antrikot. Antrikotun da sarması pek güzel olur. Her şey. Yiyeceğim şeyler içinde. Mantar. Kürdana gerek kalmadı. Yok yok evet. Kürdanlayalım mı dedik. Ama ona gerek kalmadı. Heyecandan kahvemi bile yarım bıraktım. Yarım bıraktım. İçemedi kahveyi. Çok güzel. Koyma da güzel sarılsın. Zorlanırsın sarmaya. Nasıl olsa yiyeceğimiz et. Gene sebzeyi koyma diyorsun yani. Yok canım zaman sebze dediğim mantarı da severim ben. Yani mantara sen nasıl böyle aa tepki verdin? Ben hayır hayır yani sarmanda zorlanma diye. Ay üstümden nasıl büyük bir yük kalktı. İnan ki bu birkaç gün dursaydı gece uykularım da kaçardı. Vallahi uykularım kaçardı. Öyle bir huyum var. Dayanamaz. Aynen. 160 derecede şey yapacağız değil mi? 160. Hı. Önceden ısıtıyoruz. Etlerimiz şöyle güzel güzel içli içli pişsin diye. Oh. Alacak mı annem o tepsi? Sıkıştırırız biraz. Bence bunları şöyle koysaydın ya sen. Şöyle dolandıra dolandıra. Ha, tamam sen diz. Ben tamam sanayım. Şöyle. Daha iyi bak. Nar gibi de kızarır şimdi bu. Bak bu et mesela kalın kalmış. Büyüklerini ayırdım işte ya. Bak elimle böyle.
ha çocukların da başı kalabalıktı, yazık. Çocuk mu? Anı mı? Şey, kasaptaki. Evet, sen yan evet. tarafa gittin ya. Hı-hı. Beni buluyor işte. Bir insanın canı ne kadar tesse ille önüne gelir. Öteden ben sakadat türü şeylerini oraya geçtik, alacaktık. Elimdeki poşetleri dedim kenarıya bırakayım. Geçtim başka müşteri ya. Şey beni bekliyordu. Ben söyledim hani alacaklarımı. Hı-hı. Ay baktım başka müşteriyle. Bekliyorum oyalandı dedim. Şimdi senin yaptığın doğru mu abla? Ablan hayır dedim. Şöyle bir şey ben dedim beklerim. Beklemek yani şey değilim ama dedim. Beyefendi benden önce dedim gelip de dedim ben. Sıra onun olsaydı haklısın dedim ben. Ama sen benim işlemimi yarım bırakıp da onu alıyorsun dedim ben. Hani benim işlemimi yarıda bıraktı. Mesela şunları almışık sakadat turu şey alacağım. Onları bıraktı başkasına geçti. Ne desen haklısın deyince artık demedim. Hani şey yaptı onu. Çok haklısın sen davanda abla dedim. Çocuk. Genç artık, genç. Evet, çok haklısın abla deyince artık bir şey demedim. Böyle bir şey, ama o kasap hep öyle kalabalık oldu. Çok kalabalık oluyor canım, ama evet. Şey, yani et sirkülasyonu orada çok olduğu için, evet. Hani kopmuş bir et bulamazsın. Önce güzel sarılacak, evet, şunu sarar diyeceğim. Şey yapayım, oradan açalım. Şöyle şimdi aslında bir dümdü glas sos olsaydı iyiydi. Yok be bu da iyi. İçinde şeyi falan var. Yok yok üstüne. Ha üstüne diyorsun. Gerek yok ben böyle yerim. Glas sos. Ben böyle yerim. Hep et döveceklerim, her şeylerim. Gerçi orada vardır dövme her bir şey de. Bitti artık. İyi bir tepsimiz de tam aldı herhalde. Tamam tamam. Şunları da şöyle aldık. Şöyle birleştirmekten salacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Bunlar hemen hemen yarım saatte pişer zaten. Yarım saat değil mi? Zaten ne olacak çabuk bir şey. Belki o kadar dönmeyelim. Tam aldı. Tam aldı, evet. Biraz. Bak burayı hiç dövmemiş. Kasa, kasa. Bayram bir, bu çocuk iki. İki. Selam söyleyelim bayrama. Bayram. Ah bayrama. Yurt dışından seni görmeye gelecekler var. Ama talebin çok var bayram. En son ben gittim de nerede oğlanım? Ya abla ya iyi tanı, iyi tanı. E dedim tanıtıyorum. Söylüyorum dedim. Ha, bak sen de yurt dışına gittin? Kadar şey olduk. Ejcinin bir resim defteri falan yoktu. İşte onları da hepsini biz oradan alıyoruz. Evet. Artık. Şunda dök üstüne istersen. Bir tanelik kaldı yok. Ha olmaz mı? İyi tamam. Şey yapacağım sonra. Şimdi krem sos yapsak mı diye düşündüm üzerine de. Koyayım mı annem ben? Evet anne koy. Evet fırına veriyoruz. Yarım saat sonra mı annem? Tamam bir yarım saat sonra bakarız. Yarım siz saat. Tabii ara sırada kontrol edin. Evet. Çünkü herkesin fırını aynı derecede ısıtmıyor. Doğru söyledin evet. Mis gibi koktu. Hele onun suyuna şimdi ne güzel ekmekler banımlar. Ekmekler ekmekler ondan sonra gelsin. Ne yaptın üstüne sen? Şimdi şurada biraz mantar kalmıştı. Azıcık krema koydum ona. Ve şimdi eti suyundan biraz ilave edeceğim. Kaşıkla böyle şöyle tepsiyi azıcık döksem etrafı batırır mı? Aman temizleriz olsun. Etin suyundan ilave ediyor. Oh oh oh. Tabii bu sosu yapıp yapmamak, isterseniz yaparsanız, isterseniz yapmazsınız. Kişinin elinde diyorsun. Yani
İsteyen krema sos seviyorsa böyle etin suyuyla beraber mantarı karıştırıp yapabilir. Ya da isterseniz bu şekilde etin kendi suyunu tüketebilirsiniz. Ama bence öyle daha güzel. Tabii bu böyle üstüne döktüğünüz zaman. Evet. Bence kaynasın. Yiyeceğim mi Fatih Sultan? Soğuyunca. Sonra yerim. O zaman şöyle bir tabağa koyalım. Senin için soğusun. Yemek istiyorsan tabii ki. Bu da sıcak, dök gitsin. Ney? Bu da sıcak, dök gitsin diyor. Ha, ama biraz kaynayıp kremayı çekmesi lazım. Hmm. O yüzden. Getir annem buraya, ayır. Sosu ikiye bölersin. Bölersin. Hah, çocuklarımı. Kaynıyor bak. Sonra etli dolgunlarından bırakayım. Aynen. Üç tane yeter mi sana? Yeter, dört. Yeter annem. Ya hayır lan ne? Üç tane yeter. Ha? Yeter annem, üç tane gerisini al. Seviyorum çocuklarımı. E canım seviyorum diye iyi artık sen de. Hadi hadi dört bırakayım. Hayır. İki bir yersin, iki bir yersin. Hadi bakalım, sosundan dök annem kendine. Bu da kaynadı. Oo. Şimdi... Dök annem biraz daha de. Dök ötekini. Heh. Tamam, ötekinden de koyacaksın ya, çoğalacak o. Ay pek de güzel koptu kız. Kremalı. Neydi adı unuttum yine. Mantar dolgulu antrikot. Antrikot. Mantar dolgulu antrikot. Kremalı soslu mantar dolgulu artık. Dökeyim mi seninkine de? Tabii canım. Ha, tamam. En güzeli o ya. En güzeli o ya anne. Ha, buna yetti mi annem? Kapatayım mı? Yeter, yeter. Tamam. Dört tane de bana yeter. Saklama kabımı unutma. Yediriyor muydu? Evet, unutmuyorsun. Gerçi unutmam ben. Evet, o artık soğusun zaten. Karnımda tok, kahve falan içtik. Suyumu içiyorum. Kaçıp gidelim artık. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Aklımda orada. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.